Duymadım herhalde. Aa, aa. Aramışsın gerçekten. Dur bakayım. Alo? Ya Didacığım, duymamışım telefonu. Bak ne diyeceğim. Bugün çok meşgulüm. Başka zaman görüşsek. Bye. Hiç şansın yok, hemen çalışmalara başlıyoruz. Üç tane gelinlik istiyorum. Biri saray düğünü, biri kokteyl, biri after party için. Beğendiklerimi de işaretledim. Dünya tersine dönsün. Hemen çalışmalara başlıyorum. Söz. Ya ama çalışmalara şimdi başlarsak sonbahara anca yetişir. Hem Sarten'in gelini olarak özel ilgi istiyorum. Damat Murat ile Doruk olmayacağına göre Necat Bey Derya Hanım'ı boşayıp seni alacak herhalde. Sen geç dalga mı? Kayınvalidemin kayınvalidesiyle tanıştım. Karşılıklı kahveler, çaylar içildi. Kapılardan uğurlandım. Hem bak artık sen benim çalışanım sayılırsın. Yarın öbür gün patronun olacağım. Üzme beni. Yardım edin! Şşş. Aslan parçası, sakin. Senin gibi delikanlıya yakışıyor mu hiç? Bak, benim olayım seninle değil. Sana bunu yaptıran ben. O yüzden sadece gerçeği öğrenmek istiyorum. Hepsi bu kadar. Şaka yapıyorsunuz herhalde efendim. Ne karakolu? Yanlış haber onlar. Yanlış haber. Murat Bey şu an burada, toplantıda. İyi günler efendim. İyi günler. İyi günler. Sarte, evet. Gülüyorum şu an size. Ne karakolu canım, yok öyle bir şey. Murat Bey son derece harika, doğru dürüst bir insandır. Ayrıca diyelim ki öyle bir şey oldu. Murat Bey karakolluk oldu. Bir sebebi vardır canım. Haklıdır adam. Eline koluna sağlıktır. Murat Bey toplantıda, bunlar yalan haber. İyi günler dilerim. Bravo ya. Bravo yani. Necat Bey'in emrine. Şirket dahil hiç kimseye söylemiyoruz olanı biteni. Durumu idare ediyoruz. Açık etmiyoruz hayat. Doğru da ne yapayım, kafa gitti bende. Doğru düz duymadım gece. Tübel Yanakoğlu is in the house. Tuval, dışarıdaki basın ordusunun söyledikleri doğru mu? Ne söylediklerini bilmiyorum. Çünkü benim için gelmediklerini anlayınca bastım yürüdüm. Cenk'le Murat kapışmıştım gece. Cenk'in arkadaşları doğruladı ama inanmak istemiyorum. Paniğine bakılırsa konunun ucu sana da dokunuyor. Where is my coffee? Didem. Seni bir daha burada görmek istemiyorum, tamam mı? Neler yaptığını biliyorum. Hayatımdan da işimden de bir daha geri dönmemek üzere gidiyorsun. Ama ben sözleşme. Feshedildi. Bitti. Tazminatı ödenecek. Şimdi pılını pırtını alıp buradan defolup gidiyorsun, tamam mı? Hayır.
Su getirsenize. Kızlar tutun. Gidem. Var mı bir şey? Vallahi yok. En azından basının diline düşmemişler şimdilik. Vallahi şaştım kaldım bu işe. Bizim çocuklar yapmaz öyle şey ama. Ama yaptılar anne. Avukat arıyor. Ya. Efendim Selim. Ha? Süreç nasıl işleyecek peki? Tamam, sağ ol aradığın için. Sağ ol, sağ ol. Ne diyor? Oğlanları salıvermişler bu sabah. Ah, çok şükür. Arasaydık da kahvaltıya gelselerdi bari ha? Gelmesinler anne. Vallahi sinirim geçmedi daha. Aa. Hadi iç biraz daha. İyisin, iyisin. Tuval Hanım yukarıdan çağırıyorlar. Canan Hanım gelmiş. Açım, şuna biraz içir. Birazdan geliyorum. Canan beklemez. Bay. Daha iyi misin? Ne o? Çok mu üzüldün? Üzüldüm tabii ki. Yani sadece ben değil, hepimiz üzüldük. Keşke böyle olmasaydı. En çok da sen üzüldün. Değer miydi bütün bunlara Didem? Bırak bu numaraları kızım, yemezler. Düştüğüm gibi kalkmasını da bilirim ben. Senin yaşın kadar adam harcadım ben, ayağın denk al. Bunu da küçük kafana sok. Bu iş burada bitmez. Çocukları serbest bırakmışlar. Biliyorum. Doruk aradı. Ne yapacaksın? Bütün gün böyle yatacak mısın? Murat'ın peşinden gitmişler. Kimler? Doruk'la Kerem. Başını derde sokan Murat, faturayı ödeyen benim oğlum. Bir de duysan nasıl gururla anlatıyor derslerini verdik diye. Ama ben de Derya'ysam bu işin peşini bırakmayacağım. Murat yüzünden geceyi karakol köşelerinde geçirdi benim oğlum. Doruk benim de oğlum. O zaman ona göre davran bir zahmet. Derya! Ne? Bir daha mı tehdit edeceksin?